Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu bölümde Agatonis'e gidiyoruz. Ayrılmak istemediğimiz bir yer oldu burası. Biz çok sevdik. Umarım siz de seversiniz. Herkese iyi seyirler. Günaydın arkadaşlar. Bugün uzun bir seyre çıkıyoruz. Çok güzel bir sabah. Saat 6:30. Afiyet olsun Sarp. İzmir bombasıyla güne bomba gibi bir başlangıç yaptık. Bomba gibi bir seyir bizi bekliyor. Hava daha marina içinde 18:30. Dışarısı nasıl? Ama gerçi baba gideceğiz. Yüksek rüzgar içimize gelir. Yelkenimiz de olsun değil mi? Hadi bakalım iyi seyirler herkese. Set our sails, bound for Agatha the sea, through the open trails. With the wind at our backs, and the sun in our eyes, we journey on the waves beneath the endless skies. Odin is Dengelen, guide us through the blue, from Mithril to Agatha the sea, with a dream so true. Every wave that we ride, every star that we see, is a part of the journey, the heart of the sea. Yine 7 saatlik bir yolculuğun ardından Pitagorion'a varıyoruz. Mola verip tekrar yola çıkıyoruz. Şimdi Pitagorion limanından ayrıldık. Agatonis'e doğru bir yolculuğumuz var. Yaklaşık 3 saat sürecek. Evet, yanımızda Selectum Blue Cruises. Çok güzel gözüküyor. Kocaman. Rüzgarımız yeni başladı. Zaten daha yeni ayrıldık sayılır. 12 knot. Kupa. Bakalım son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi ana yelkenimizi açacağız arkadaşlar. Evet, ana yelkenimizi açtık fakat rüzgar çok az. Yani kendi hızımızla beraber 10 knot şu an. Biraz bekliyoruz. Şu ortalarda iyice bir artacağını düşünüyoruz. İyice dediğimiz yani bize yol verecek kadar en azından. Hadi bakalım. Rüzgar. Gel yanımıza. 3 saati tamamlamak üzereyiz. Yani 2,5 saat oldu. Yaklaşık 30-40 dakika daha yolumuz var. Ada çok tatlı gözüküyor. Biraz daha çolak. Samos gibi bol ağaçlı gibi değil. Bakalım. Birazdan güney tarafına döneceğiz. Şu an kuzey tarafını görüyoruz. Şu anda çok güzel bir adaya geldik. Küçücük. Agatonisi. Ada bu kadar. Birazdan size kıyıya geçince adayla ilgili daha çok bilgi vereceğim. Çünkü çok değişik bir hikayesi var buranın. Şu an adanın kapasitesine göre fazla bir tekne sayısıyız. Şurada hiç yer bulamadık kendimize. Su dalga yapıyorsun denize. Bak. Nasıl yapıyorsun öyle? Yapma yapma. Şurada bir tane taverna var. Şurada bir market var. Küçücük bir ada. Birkaç tane otel var. Şurada bir çocuk parkı var. Bu kadar bir yer. Agatonis'i 12 adalar grubunda yer almaktadır. 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre toplam yaşayan kişi sayısı 185'tir. Megalohorio ve Mikrohorio yani büyük köy ve küçük köy olarak iki yerleşim yeri vardır. Yunanca'da agato iyi anlamına gelmektedir. Eski zamanlardan beri burada nazik kişilerin iyi insanların yaşadığına inanılmaktadır. Kitle turizminden uzak bir tatil için burası kesinlikle doğru adres. Şimdi yerimizi değiştireceğiz. Geçici olarak buraya demir atmıştık. Kendimize gece alargada rahat uyuyabileceğimiz, teknelere çok yakın olmadığımız bir daha güzel bir yer bakıyoruz. Büyük ihtimalle şuraya bir yere geçeceğiz. Bu İstiyon yazan tekneler charter teknesi. Ve kaptansızlar. Öyle oldukları için çok acemiler. Gelirken demirleri kaldı. Kayalığa demir attılar.
Onların hatta çıkmasını bekledik. Şurada bir tane daha istiyorum var, katamaran. Onlar da aynı şekilde. Onlar korkup zaten uzağa kaçtılar ki iyi ki de öyle yaptılar. Çünkü başka teknelere zarar veriyorlar. Kendi teknelerine zaten veriyorlar. Nasılsa charter diye. Çok umursamıyorlar açıkçası. Şimdi kıçtan kara olduk. Çok daha güvenli oldu. Gece için aklımız kalmayacak bir yere yaklaştık mı yaklaşmadık mı diye. Çok tatlı bir komşumuz var. Hatta Pitagorion'daki komşularımız da geldiler. Sun'un arkadaşı Arya'da da geldi. Su zaten direkt tekneyi terk etti. Şu an tam karşımızdaki dönence teknesine gitti. Komşuluklarımız devam ediyor. Yardımlaşmalarımız devam ediyor. Çok güzel bir şey bu. Denizdeki şu yardımlaşma kadar güzel bir şey yok. Harika. Gün batımı. Muhteşem bir hava. Akşam saat 8 oldu. Şimdi karaya çıkacağız. Yemek yemeye gidiyoruz. Bir tane Yorgos taverna var. Oraya gideceğiz. Hepimiz mi oraya? Sadece orada hepimiz. Bir tane mi yer? Evet, arkadaşın da oraya gidiyor. Ama ben bir tane daha gördüm. Otuz işte. Vallahi düşeceğiz. Hadi bakalım gidelim. Izmir, we set our sails, bound for Agatha on the sea, through the open trails. With the wind at our backs, and the sun in our eyes, we journey on the waves beneath the endless skies. Odin is dead. Biraz da denizden gelinimizi buraya koyduk. Şimdi burada bir akşam yemeği yiyoruz. It's a part of the journey, the heart of the sea. Moriarty'ki geldi. Burada fiyat 5 euro. Çok çok iyi bir fiyat. Moriarty'ki için. Dışarıda nasıl oluyor? 1 litrede şarap söyledik. Değişik bardak. Bu kadar içebileceğinize emin misiniz dedi. Genelde böyle bu yani 2 kişi için yarım litre fazla bile dedi. Yemeklerimizi getirdi. Çıkramız. Bu kalamarı kaptı. Çünkü o bu benim. Sarp yaklaştırsın da şunu bir çekeyim. Bu da adanın özel keçi eti. Burası çok meşhur. Buranın en meşhur yemeği. Keçi eti. Bakalım güzel miymiş? Sarp şimdi yiyecek ve bize söyleyecek. Belki Gökhan da tadar. Olabilir. Ama bu çok büyük. Ve bakın kafasına. Kocaman. Evet. Bravo. 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 İtem telio yine. Telio yine. Pamestins campos tora. De como este para gelies. Posine? Para gelia. Para gelia? Ne? Oy, de zora para gelia. Gece hiç beklemediğimiz bir şey oldu ve hava inanılmaz derecede patladı. Şu an burada 17-18 nat gösteriyor. Sağanaklarda 25 natı buluyor. Fakat bu hava durumu tahminlerinde olmayan bir şeydi. Burada çok düz bir hava bekleniyordu aslında. Böyle bir şey oldu ve Poseidon, hava Yunanlıların hava gösterme raporu 2 gündür çalışmıyor. İptal. Diğer Wind Guru'dan ve Windy'den bakıyoruz. Şimdi o yüzden şöyle bir karar aldık. Agathonis'te aslında bugün daha çok kalacaktık. Arkadaşlarımızla eğlenecektik ama maalesef dönmemiz gerekiyor. Çünkü burası daha da kötüye gidiyor.
sonra ayrılmamız zorlaşacak. Herkes kaçmaya başladı zaten. O yüzden şimdi çıkış yapıyoruz. Agatonisi'den şu an ayrılıyoruz. Rüzgar 25 knotlarda. O yüzden burada kalırsak yarın da 30'a çıkacak tahminen. Hava durumları gerçi şu an burayı 10 knot gösteriyor. Ve sağanakta 11 knot gösteriyor. Ama hiç tutmadı bu sefer. Gidiyoruz. Mecburen. Didim'e geldik. Şurada hemen Demarin Didim'i görüyorsunuz. Daha da yakından göreceksiniz. Eski yerimiz, eski marinamız. Artık çok yaklaştık. Yolculuğumuz 3 saat sürdü. Geldik 3. koya. Eski koyumuz. Demirimizi attık. Buranın adı 3. koy. Marina'ya girmeyeceğiz. İhtiyacımız yok. Hava burada çok güzel. Sert değil. Sığınma ihtiyacımız yok. Çok güzel. Harika bir hava var. Geldik. Tabii Didim deyince olmazsa olmaz. Hatice abla ve Ergün abiyi aradık. Onlar da bizi her zamanki gibi kırmadılar. Ziyarete geliyorlar. Şimdi Gökhan onları botla Marina'dan aldı. Geliyorlar. Hoş geldiniz. Sayın ben halatı. Kendi kendine geliyor. Ay yakaladım sizi. Tamam. Yine bir hasret giderdik. İyi ki geldiniz. Çok güzel oldu. Her zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir dostluğumuz var. Yine görüşmek üzere inşallah. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz. Tutayım mı ben? Tutayım mı su? Su son denizindi değil mi? Hava kapattı, gök gürüldüyor. Çok ilginç ya. Yağışlı. Çok ilginç, yağışlı. Evet, oraya kadar yüzüyor insanlar. Şuraya kadar yüzüyorlar. Geldim su. Görüşürüz, hoşçakalın. Bak gök gürüldüyor. Batımı oldu. Akşam saat aslında 7.30 civarı. Şimdi Gökhan ve Sarp karadan yemek siparişimizi almaya gitti. Siparişlerimiz geldi. Bakalım ne getirdi. Şöyle güzel bir akşam yemeği. Didim'in en güzel yanı şu güzel gün batımları. Bu gün batımlarını özlemişiz. Ama deniz bize bu sefer çok temiz gözükmedi. Denizde bir değişiklik var. Buradaki arkadaşlara da sorduk. Onlar da aynısını söyledi. Maalesef deniz kirlenmiş. Büyük ihtimalle çiftlikler yüzünden. Keşke yapmasalar. Şu güzelliği bozmasalar. Su yine her zamanki gibi denizde. Diş yeni biliyordum. Diş çıkmıyorsun. Tam bir deniz kızısın sen. Şu anda Didim'den tekrar Pitagorya'na doğru yola çıktık. Çünkü yarın sığınmamız gerekiyor. Bir ara Demarin Didim'de kalsak mı diye düşündük bir gece. Ama sonra karar verdik. Çocuklar Samos'u çok sevdi. Tekrar Samos istiyoruz dediler. Benim en sevdiğim gün oldu. Evet. Şimdi tekrar bir seyir yapıyoruz ama dalgalar. Dalgalar yüksek. Birazdan şu burnu geçtikten sonra yelken açacağız. Şu an tam kafamızdan geliyor rotamız öyle ama rotayı değiştireceğiz burnu geçtikten sonra. Daha konforlu bir seyre geçeceğiz şu an. Tabii ki 18 knot hava ama dalga çok yüksek. Birazdan daha güzel bir seyir bizi bekliyor. Hadi bakalım. Bayağı bir arkadaşlar bakın bir yere gidiyoruz. Yatık. Ve büyük dalgalarımız var. Yolumuz biraz zorlu oldu. Açıkçası.
arkadaşlar. Suyu bağladık. Suyu bağladık. Su bağlı. Sarp şurada. O da bağlı. O da bağlı. Onu da bağladık. Dalgalar şöyle. Evet, kimine eğlence, kimine değil mesela. Sarp bu dalgalardan eğlenmiyor. Su eğleniyor. Evet, sıkı tutun annem, sıkı tutun. Aman çok uzun. Tamam, elini at. Camadan vurduk canavaya. Sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Çay içmek zorunda kalıyorum. Evet. Kolay bir seyir değildi, itiraf etmek gerekirse. Gerçekten zorlayıcı oldu. Öğleden sonraya kalmamak lazımmış. Ama biraz geç karar verdik. Geç karar vermenin cezasını çekerek gidiyoruz şu an dilimden. Biliyorsunuz ayrıldık. Şu anda mutluluğunu yaşıyoruz. Su mutluluğunu yaşıyor, su seviyor. Ama tabii tekne, çocukların güvenliği bizim için çok önemli. O yüzden ben de güvenliyim. Evet, öyle. Dalgaların arasında bir yol çiziyoruz. Deniz bizi çağırıyor, yelken açıyoruz. Sakin suların öyküsünü anlatıyoruz. Denizden gelen her dalga bir serüven. Gökyüzü açık, deniz mavi derin. Yelkenler rüzgarlar dans ederken, gemi gül ertesinden bakıyoruz biz. Denizin öyküsü sonsuz ve engin.